Evet, merhaba arkadaşlar. Durgun sıvıların basıncı ile devam edeceğiz. Şimdi durgun sıvıların basıncında tam bir tane formülümüz var. Söyleyeceğiz işte H2O olduğunu söyleyeceğiz ama onun nereden çıktığını bilmek çok çok önemli. O mantığı yakalamak çok önemli arkadaşlar. Şimdi ki bu mantık tanımdan geliyor. Arkadaşlar neydi tanım? Birim yüzeye etki eden dik kuvvet basınçtı. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet. Şimdi arkadaşlar birim yüzey demek 1 metrekarelik, 1 santimetrekarelik gibi düşünebiliriz. Yani şöyle bir birim küçük bir yüzey aldık birim yüzey olarak. Bunun üzerine etki eden kuvvet ne kadardır biliyor musunuz? Şu üstündeki silindir şeklindeki sıvının ağırlığı kadardır. Bakın şu sıvı molekülü buraya etki eder. Ama bu sıvı molekülü buraya etki edecek. Bu sıvı molekülü buraya etki edecek. Hemen şu silindirin yanındaki şuradaki sıvı molekülü oraya etki etmeyecek. Yani dikkat ederseniz şimdi mesela geniş bir kap çizelim. Şöyle. Tamam. Şöyle geniş bir kap çizdiğimiz zaman da şuraya etki eden sıvı basınç kuvveti arkadaşlar işte yine buradaki sıvının ağırlığı kadardır. Dolayısıyla şu tabana etki eden sıvı basınç kuvveti şu tabanın üstündeki düzgün silindirin ağırlığı kadardır. Şu mavi çizgiler kadardır. Hocam şuralar nereye veriyor şu sıvı molekülleri? Bakın yan yüzeye veriyor. Onun için yan yüzeylerde de bir kuvvet olacak. Arkadaşlar peki basınç olacak, kuvvet olacak. Peki dikkat edelim. Bakın burası önemli bir mantıktır. Gerçekten çok önemli bir mantıktır. Şimdi şöyle bir düzgün kap alalım. Tamam. Şurada bir birim yüzey aldığımız zaman buradaki sıvının ağırlığını bu yüzey alanına böldüğümüz zaman aslında sıvı basıncını buluruz. Mantık budur. Ya da bu yüzey alanını şöyle seçtiğimiz zaman bu yüzey alanının üzerindeki sıvının ağırlığı olacak değil mi? Bildiğiniz sıvının ağırlığı. Oradaki o zaman basıncı bulurken de normal sıvının ağırlığını yüzey alanına bölebilirsiniz. Komple yüzey alanına böldüğünüz zaman sıvı basıncını bulabilirsiniz. Peki hocam her zaman sıvının ağırlığını sıvının yüzey alanına bölerek bulabilir miyiz? Hayır. Çünkü arkadaşlar bakın burada şu yüzeye etki eden kuvvet, şu yüzeye etki eden kuvvet bunun üstündeki sıvının ağırlığı kadardır. Komple sıvının ağırlığı kadar değildir. Şu kadardır bakın dikkat ederseniz. Yani ben şu yeşil sıvının ağırlığını bu yüzey alanına bölsem tamam derim. Ama komple sıvının ağırlığını bu yüzey alanına bölemem. Çünkü arkadaşlar bütün sıvı bunun üzerindeki tüm sıvılar genişlediği için bu taban alanına değil bu yan yüzeylere vuruyor bakın. Onun için ben bütün sıvının ağırlığını yüzey alanına bölerek bütün sıvının ağırlığını G bütün sıvı diyelim yüzey alanına bölerek arkadaşlar bulamam. Buna dikkat edelim. Çünkü bütün sıvı ağırlığını alt taban yüzey alanına vermiyor. Ama katı bir blok olsa mesela şöyle bir katı blok olsa katı dikkat edin sıvı demiyorum katı. O zaman tabii ki bu molekül de buraya verecek. Bu molekül de buraya verecek. Başka yüzey yok. Yani yüzey dediğimiz bir durum yok. Burada G katıyı sıvıya bölerek basıncı bulabiliyorum. Ama buradaki sıvıda arkadaşlar buradaki sıvılar yan yüzeylere bastırdığı için komple sıvının ağırlığını yüzey alanına bölerek bulamıyorum. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Sadece o yüzey alanına etki edeni bularak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda tekrar söylemek gerekirse aslında bakın şöyle ve şöyle alayım. Arkadaşlar sıvı böyle, sıvı da böyle. Şimdi ben şuradaki birim yüzeyi aldığım zaman bu sıvının ağırlığını aldığım için G sıvı bölü S basınç. G sıvı yerine M sıvı çarpı küçük G diyorum bölü S. M sıvı yerine de D sıvı çarpı V sıvı çarpı G bölü S. V sıvı yerine de S çarpı H yazdığım zaman S'ler gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla basıncım H çarpı D sıvı çarpı G yapıyor. Hocam hacim yerine her zaman taban alanı çarpı yükseklik yazabilir miyiz? Arkadaşlar hangi yüzeyi seçerseniz seçin. Bu yüzeyi seçtiğiniz zaman da düzgün bir sıvının ağırlığı olacağı için yine bunu yazabiliyoruz. İşte burada da hocam genişleyende de yine düzgün bir sıvı ağırlığı o yüzeye etki edeceği için burada bile yine bunun üzerindeki silindir şeklindeki sıvının ağırlığı yine yüzeye etki edeceği için arkadaşlar her zaman HDG haline getirebiliyorum. Buna dikkat etmemiz lazım. O zaman sıvının basınç formülüne gelecek arkadaşlar. H sıvı çarpı D sıvı çarpı G olarak söyleyebiliriz. Kabın şekli ne olursa olsun. Ha hocam kuvvet ağırlık bölü yüzey alanı yapabilir miyiz? Şunu kullanabilir miyiz? Düzgün kaplar için evet ve çok önemli. Bak bunun için kullanamam. Şu kap için bunun için kullanamam G sıvı bölü S'yi arkadaşlar. Ama bu kap için aynı zamanda G sıvı bölü S'de kullanabilirim. Çünkü bu sıvının komple ağırlığı bu yüzey alanı tamamına kuvvet uyguluyor şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bakın ne demek istiyorum aslında. Bir daha anlatalım. Bakın genelleştirmeye çalışıyorum. Hep bir şey eklemeye çalışıyorum. Yani aynı şeyleri söylüyorum ama mutlaka bir şey daha, yeni bir şey daha eklemeye çalışıyorum. Buna dikkat edin. Bakın şöyle diyelim.
Ben buradaki de basıncı şu yükseklik kaç olsun? Bu yükseklik de H olsun arkadaşlar. H. O zaman ben buradaki sıvı basıncını HDG'den bulabilirim. H çarpı D çarpı G'den bulabilirim. Buradaki sıvı basıncını da H çarpı D çarpı G'den bulabilirim. Daraldığında da sıvı basınç formülünü HDG'den bulabilirim. Bunda bir sıkıntımız yok. Buradaki G sıvıyı, buradaki de G sıvı olsun. Burada da G sıvı olsun. G sıvı 1 olsun, G sıvı 2 olsun, G sıvı 3 olsun. Burası da S1 olsun, şu yüzey alanı. Buradaki S2 olsun, burası da S3 olsun. Arkadaşlar, buradaki sıvı basıncını aynı zamanda G sıvı 1 bölü S1'den bulabiliyorum bak. Tamam. Ama buradaki sıvı basıncını G sıvı 2 bölü S'den bulamıyorum. Çünkü arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Şuradaki mavi sıvının tamamının ağırlığı bu yüzeye değil, sadece şu kadarlığınki etki eder. Tamam. İşte dolayısıyla arkadaşlar baktığınız zaman buradaki sıvı basınç kuvvetini yüzey alanına bölerek bulabiliriz. Eğer buradaki tabana etki eden sıvı basınç kuvvetini, ki o sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığı kadar değil, komple sıvının ağırlığından az. Buradaki sıvı basınç kuvvetinde yine basıncında G sıvı bölü S'den bulamam daraldığı için, unutmuyorsunuz, düzgün daralmayan, genişlemeyen kaplarda G sıvı bir sıvının ağırlığını yüzey alana bölebilirsiniz. Ama buradaki sıvı basıncında eğer tabanlı etki eden kuvveti bularak, ki bu kuvvet sıvının ağırlığı kadar değil, S3'e bölerek bulabiliriz. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Ha, HDG kullanacağız. Bakın, kafanızı bulandırmak istemiyorum. Hocam HDG kullanıp geçeyim ama mantık çok önemli. Arkadaşlar, basınç sıvı moleküllerinin ağırlığından kaynaklanan basınçtır ve tamamını veriyor mu vermiyor muya göre arkadaşlar değişiklik gösterecektir. Dikkat etmenizi istiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Tamam. Buradaki dikkat etmeniz gereken şey, dediğim gibi olayda arkadaşlar bizim G bölü S'yi kullanıp kullanmamamıza göre değişiklik göstereceğimiz durumdur diyoruz. Tamam. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla bizim olayımızda G bölü S formülüne göre işlem yapmamız gerekiyor. Peki, ama düzgün kaplarda. Peki HDG'yi her zaman kullanabiliyoruz demiş olduk. Şimdi olaya geri dönelim. Şurada. Arkadaşlar sıvının basıncını HDG'den bulabiliyoruz. P eşittir. H çarpı D çarpı G. D sıvının öz kütlesi. Onda bir sıkıntı yok. Sıvının öz kütlesi biliyoruz. G yer çekimi ivmesi. H arkadaşlar yükseklik olarak söyleyen ama derinlik sıvının en üst seviyesine olan uzaklık. Sıvının en üst seviyesine olan uzaklık alacağız arkadaşlar. Olan uzaklık. Tamam. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Şurası 7H olsun. Şurası da 2H olsun. Şurada K noktası olsun. Şurada L noktası olsun. K noktasının basıncı şurayı alacağız işte. Orası da 5H olacak. 7H'dan 2H çıkardığımız için. 5H DG. Bakın K'dan en üstte. L'ninki de 7H DG olacak. Onun için şöyle yazabiliriz. Peki. Şunu sordu mesela. Şu K olsun, şu da L olsun. Şöyle bir sıvımız olsun. Arkadaşlar K noktası için en üst sıvı seviye alacağız. 2HDG. PK 2HDG. Şunlara H dersek. L'ninki ise yine en üst sıvı seviyesi alacağız. Yani burayı alacağız. 4HDG olacak. Yani en üst sıvı seviyesi kavramı önemli arkadaşlar. Eğer şöyle olursa, şöyle bir sıvımız olsun mesela. K, L, M noktalarındaki basınçları sorsun. K için de burayı alacağım. L için de yine burayı alacağım. M için de yine burayı alacağım. Hepsi birbirine eşit olacak. Çünkü en üst sıvı seviyesi burayı alacağım. Yani K için de burası, L için de burası, M için de burası arkadaşlar. En üst sıvı seviyesini alacağım. Onun için PK eşittir, PL eşittir, PM olacak. Çünkü en üst sıvı da burada, burası var arkadaşlar.
Peki, zaten söylemiş olduk. Sıvı basıncının özellikleri demiş. Arkadaşlar HDG kullanıyoruz. HDG kullanıyoruz. HDG kullanıyoruz. H'lar aynı. Aynı cins sıvıysa arkadaşlar o zaman HDG'den üçü de birbirine eşit olmuş olacak. Sıvı basıncı yüzeye daima dik olarak etki eder. Kap yüzeyinden açılan deliklerden çıkan sıvının yüzeye dik olarak çıkması da basıncın yüzeye dik uygulandığının göstergesidir. İşte şöyle bir sıvımız var mesela. Sıvı dolu bir kabımız var. Eğer ben şuradan delik delersem şöyle çıkacak arkadaşlar. Dik olacak. Eğer buradan delersem böyle çıkacak. Dik olacak arkadaşlar şeklinde değerlendirebiliriz. Buradan da çıkan sıvılar yine yüzeye dik bir şekilde oluyor. 90 derece şeklinde oluyor. Sıvının derinliği arttıkça arkadaşlar basıncı artacaktır. Sıvının derinliği arttıkça basıncı artacaktır şeklinde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Sıvının derinliği arttıkça basıncı artacaktır. Burada kap yükseldikçe, sıvı yükseldikçe arkadaşlar yüksekliği düzgün olarak artacak. Basıncı da bu yüzden düzgün olarak artacaktır. Çünkü yükseklik düzgün olarak artıyor. Kap daraldığı için bir saniyede bu kadar yükselmişse diğer saniyede daha çok yükselecektir. Dolayısıyla yükseklik hızlı hızlı artacaktır. Hızlı hızlı artma da aynı bu şekildedir. Zaten pH'tir HDG olup aynı cins sıvı sürekli aktığı için yer çekim ivmesi de aynı olduğu için H'la orantılı olacak. Yani yükseklik grafiği neyse basınç grafiği de olacak. Onun için bu şekilde çizeceğim. Eğer genişliyorsa da bir saatte bu kadar yükselmişse diğer saatte daha az yükselecektir. O zaman yükseklik daha az az artacaktır. Dolayısıyla basınç da daha az az artacaktır şeklinde değerlendirebiliriz. Ama ne sorulursa sorulsun kaplarda biriken sıvı miktarı, kütle miktarı düzgün olacaktır. Arkadaşlar bakın burada musluktan sabit aktığı sürece kütle hep düzgün artacaktır. Yani kabın genişlemesi, daralması önemli değildir. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle. Şöyle. Bir de şöyle. Şimdi musluktan akıtalım. Musluktan akıttığımız zaman arkadaşlar şurada kap da yükselecek. Düzgün yükselme oldu basınçta. Bir yükselmemiz var. Sonra genişliyor. Genişledi ama düzgün olduğu için eğim azalıyor. Sonra daha çok daralıyor. Yine düzgün olduğu için düzgün artacak basıncım ve yüksekliğim. Bu grafik hem basınç yazabilirim hem yükseklik yazabilirim. İkisi de aynı arkadaşlar grafik olarak. Sonra genişlediği için ama düzgün genişlemediği için daha az az artacak. Sonra daraldığı için hızlı hızlı artacak arkadaşlar. Şöyle ve şöyle olmuş olacak. Ama bu sürenin tamamında kapta biriken su kütlesinin zamana göre grafiği arkadaşlar kabın şeklinden bağımsız doğru orantılı olarak artacak. Çünkü hep kaba bir saatte bir metreküp akıtıyorsak diğer saatte de bir metreküp akıtacağız ama kabın şekli değiştiğinde yükseklik değişecek şeklinde değerlendirebiliriz arkadaşlar diyebilirim. Peki burada da biraz hafif yan yüzeylerden bahsetmişiz arkadaşlar. Kabın şekli düzgün değilse de yapılacak işlem. Arkadaşlar şu P1 şu yükseklik belirtilmediğinde yüksekliğin yarısı alınır. H1 bölü 2 çarpı D çarpı G'dir. Burası da P2 için ise H1'in tamamı artı H2 bölü 2 çarpı D çarpı G olacaktır arkadaşlar. Tam yan yüzeydeyken yarı yükseklik alındığına dikkat edin. P2 için ise arkadaşlar dikkat edersek yan yüzeyde bu sıvıyı taban gibi düşünün. Aslında ortalama basınçtan daha güzel oluyor. Bu basınç artı bu basınç bölü 2 daha nettir, daha doğrudur. Öyle yapalım hatta bence tam sağlam olsun. Oradaki PX artı PY bölü 2 kadardır. Dolayısıyla buradaki basınç HDG, en alttaki basınç ise şu DK, DK çarpı G artı HDL çarpı G bölü 2 yaptığınız zaman daha güzel olacaktır arkadaşlar. Tamam. Aynı zamanda dikkat ederseniz bu K sıvısının şuradaki basıncı GK bölü S, buradaki basıncı da GK artı GL bölü 2 bölü S şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani sıvının ağırlığının yarısı kadarlık bir basınç etki ediyor gibi düşünebiliriz. Bu da aklınızda olsun. Birbirine karışmayan sıvılarda arkadaşlar şuradaki basıncı sorduğunda H1 çarpı D1 çarpı G buradaki sıvının basıncını sorduğu zaman buradaki basınç aynen iletilecek. Yani H1 çarpı D1 çarpı G olacak artı bir de H2 çarpı D2 çarpı G olacak. Kendi yüksekliğini kendi yoğunluğuyla çarptığınıza dikkat etmenizi istiyorum. Ayrı ayrı sıvılarda ayrı ayrı düşüneceğiz. Yan yüksekliklere biraz önce söyledik ikiye böleceğiz arkadaşlar. Burada HDG burada da H bölü 2 çarpı
D çarpı G şeklinde dememiz gerekiyor.